Şunlar da ben şey yapayım. Ama şu uçurtma. Sen de yardım etmek ister misin? Lidya. Hocam sandalye ihtiyaç yok. Türkçe yetkilileri, FEMA yetkilileri, Cumhuriyet Halk Partili yönetici arkadaşlarım, sevgili Ayvalıklar, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, mavi bayrak sürdürülebilir diye bir ifade kullandı arkadaşımız Türkçe yetkilisi. Biz 5 yıldır mavi bayrağı özellikle Ayvalık Belediyesi'nin işletmelerine ve Ayvalık'ta yaygınlaştırmak adına, sürdürülebilir olması adına çaba harcıyoruz. İşte Cunda Arka Deniz Plajı Mavi Bayrak'la buluşturduk. Altınova Kumadası'nı keza öyle. Bulunduğumuz alan Paşa Limanı'nı, Kapri ve Duba plajlarını bu yılda tekrar Mavi Bayrak'la buluşturmuş olduk. Balıkesir'in az önce de belirtildiği en çok mavi bayrağı olan ilçesiyiz. Bunun da olması gerekir. Bununla övünmememiz lazım diye düşünüyorum. Zaten olması gereken bir şey Ayvalık açısından, bizim açımızdan. Bu sayının daha yüksek rakamlara ulaşması için de Ayvalık genelinde bu anlamda çaba harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nca yani verilen en iyi çevre eğitim etkinlikleri ödülünü 15 büyükşehir, 6 il ve 42 ilçe arasından Ayvalık Belediyesi olarak hak ettik. Bu önemliydi bizim için. Emeği geçen herkese de bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız çalışmalar neydi? Onlara da bahsedelim bu ödülde. 3 önemli farkındalık projesiyle biz bu ödülü aldık. İzmaritsiz Ayvalık kamu spotu önemli bir konuda farkındalık yarattı. Sinema salonları, film festivallerde yayınlandığı birçok alanda binlerce izleyici için farkındalık yarattı. Büyük deniz çöpleri anıtı meydanda ve plajlarımızda sergiledik. 7 katmanıyla insan eliyle mavi denizin nasıl kirletildiğini göstermeye çalıştık. Yine Uluslararası İzmaritsiz Ayvalık karikatür yarışması düzenledik. 25 ülkeden 113 karikatür sanatçısı 235 eserini Ayvalık'a gönderdi. Ve bu konuda bu karikatür yarışmasını düzenleyen, az önce de konuşmacı arkadaşımızın değindiği gibi Sönmez Yanardağ beyefendiydi. 3 gün önce onu kaybettik. Buradan rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin kendisine. Evet. Bugün de yine burada bir mavi bayrak töreninde çocuklarımızla beraberiz. Yine sağ olsun FEMA'nın çöp toplama etkinlikleriyle ve burada uçurtma
etkinliğiyle bizler gençlerimizin hem mavi bayrak bilincini hem de çevre bilincini şimdiden bu yaşta onlara anlatabilmek adına bu etkinliği bu şekilde güçlendirmiş olduk. Evet, çevre diyoruz. Gerçekten ben bir vatandaş olarak, bir şehirde, bir belediye başkanı, bir yönetici olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Biz Ayvalı'yı çok hunharca kullanıyoruz. Çevremizi o kadar kötü kullanıyoruz ki düşünüyoruz, yani şunu düşünemiyoruz. Sadece bizim değil bu çevre. Gelecek nesillere de bırakmamız gereken bir çevre. İnanın belediyenin 1000 tane temizlik personeli olsa bu Ayvalı'yı, kirlettiğimiz bu Ayvalı'yı yine temizleme imkanımız olmaz. Önemli olan kirletmememiz. Bunu minimize etmemiz gerekir. Bunu işletmeciler de dahil olmak üzere bunu Ayvalı'ya sahip çıkması lazım. Biz gelenden bunu bekliyoruz. Halbuki önce biz sahip çıkacağız. O gelen de bizim sahip çıkmamızı görecek ve çekinecek, utanacak Ayvalı'yı kirletmeye. Ama biz Ayvalı'yı kirlettiğimiz için, burada yaşayanlar olarak bizler bu Ayvalı'yı hunharca kullandığımız için, çok kötü kullandık, kirlettiğimiz için gelen de ona göre bu şehre saygı duyuyor. Ben öyle bir ders çıkardım kendi kendime. Onun için önümüzdeki süreci çok iyi yönetmemiz lazım. STK'larla, kent konseyiyle, gerekirse birebir esnaf ziyaretleriyle, nasıl esnafa gittik o istedik, birebir gidip bu Ayvalı'yı kirletmememiz gerektiğini, sahip çıkmamız gerektiğini birebir gidip insanlara anlatmamız lazım. Yani içtiği sigaranın dükkanın önünde otururken esnafın içtiği sigarayı böyle yola atmaması lazım. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu biz yapıyorsak başkasından bir şey beklememize gerek yok. Bunu samimi duygularla söylüyorum. Çünkü yazın bunu görüyoruz. Daha da yani kirletilen bir çevre kalabalıktan dolayı arkadaşlarımız o sıcağın altında mücadele ediyor. Ama bu mücadeleyi gören kimse yok. Yani bunu bizim önümüzdeki süreçte bir proje mi diyelim adına, el ele işbirliği mi diyelim adına, ne diyorsak STK'larla, kent konseyiyle, belediyesiyle, halkıyla Ayvalı'yı temiz tutmak için irkilmemiz gerekir, silkelenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Gördükçe de üzülüyorum. O sebeple de önceliğimiz kirletmememiz gerektiğini vatandaşlara, insanlarımıza anlatmamız gerektiğine inanıyorum. İşte şurada denizden herhalde yarım saat, bir saatte çıkarılan pislik, çöp. Yarım saat, bir saatte. İşte şurada bir anıt. Çakmaklar. 2300'ün üzerinde çakmak. Ve bunlar hep çevreden atılmış. Az önce rakamları da hanımefendi dile getirdi. Evet, önce bizim kirletmememiz, önce bizim sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili birebir vatandaş olarak, sadece belediye veya belediye başkanı değil, vatandaş olarak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen özellikle Türkçev yönetimi bize bu 5 yıllık süreçte her zaman beraber olduk, sahip çıktılar. Biz de elimizden geldiğince Ayvalık'ta bu sayının arttırılması için. Çünkü mavi bayrak bir vizyon işidir. Ben öyle görüyorum. Sadece temizlik değil. Yani onunla beraber o plajda can kurtarımdan tutun, denizin temizliği değil yani demek istediğim, çevre temizliğine kadar güvenilir bir plaj olduğuna dair o vizyonu yakalamak gerekir. Ruh sayının da Ayvalık'ta artması gerektiğine inandığımız için işbirliği içinde olduk. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başkanım. Başkanım, teşekkür ederim. Şey yapıcı daha da karışıyor.